16 Eylül 1992 günü İngiltere'nin Avrupa Para Birliği'nden çıkmasıyla sonuçlanan ve tarihe Kara Çarşamba olarak geçen bir dizi olay gerçekleşti. Today has been an extremely difficult and turbulent day. Massive speculative flows continue to disrupt the functioning exchange rate mechanism. Bu olayların odak noktasındaki isimse George Soros'tu. George Soros, bulabildiği bütün kredi kaynaklarını kullanarak İngiltere Merkez Bankası'na karşı finansal bir taarruz başlatmıştı. Hikayenin sonunda Soros, İngiltere Merkez Bankası'nı 3.3 milyar dolar zarara uğratacak ve her bir İngiliz vatandaşından en az 19 doları çalmış olacaktı. ...1980'lerde Margaret Thatcher hükümeti İngiliz ekonomisini liberalleştirebilmek için bir dizi politika uygulamaya başladı. Bu politikalar İngiliz sterlinin değerini düşürerek daha rekabetçi bir hale gelmesini sağladı. 1990 yılında İngiltere Avrupa Ekonomik Topluluğundan Avrupa Birliği'ne geçiş yaptı. Bu geçiş İngiltere'nin para birimini Avrupa Para Birliği'ne entegre etmesini gerektiriyordu. Avrupa Para Birliği üye ülkelerin para birimlerini sabitleyen bir sistemdir. Bu sistem, üye ülkelerin para politikalarını belirlemesini sınırlar. İngiltere, Avrupa Para Birliği'ne katılmak için gerekli şartları karşılayamıyordu. Ancak İngiltere hükümeti, 1992'nin sonuna kadar bu şartları yerine getireceğini ve katılımı gerçekleştireceğini taahhüt etmişti. Thatcher hükümetinin Avrupa Para Birliği'ne vermiş olduğu taahhütte, Mark Sterling kurunun 2.95 seviyesinde olması taahhüt edilmişti. Güvenli aralığın alt sınırı ise 2.77 seviyesiydi. Eğer Mark Sterling kuru bu seviyenin altına inerse, İngiltere hükümetinin kura müdahale etmesi gerekiyordu. George Soros, Kara Çarşamba'dan aylar önce İngiltere'nin Avrupa Para Birliği'ne vermiş olduğu taahhütü yerine getiremeyeceğini, ekonomik şartlarının bunun için yeterli olmadığını ve kuru tutmak için yeterli döviz rezervinin olmadığının farkına varmıştı. Sterlin'in büyük çöküşünden 5 ay önce Sterlin'i Alman markı ve Amerikan dolarına karşı açığa satmaya başladı. Açığa satış, short dediğimiz işlem, o anda sahip olmadığınız bir ürünü gelecekte geri vermeyi taahhüt ederek borçlanıp ardından bu ürünleri piyasaya satma işlemidir. İşlemin sonunda borçlanarak satışını yapmış olduğunuz ürün gelecekte bir zamanda gerçekten değer kaybederse bu işlemden kazanç elde edersiniz. Borçlandığınız esnada fiyatı 10 lira olan bir üründen 100 adet borçlanarak bunu piyasaya sattığınızda hesabınıza 1000 lira geçer. Bu ürünün fiyatı belli bir süre sonra 8 liraya düşerse toplam 800 lira ödeme yaparak bu 100 tane ürünü geri yerine koyabilir ve borçlanmış olduğunuz bu 100 adet ürünü geri ödeyebilirsiniz. Böylece aslında bu 1000 lira ve 800 lira arasındaki 200 liralık fark sizin bu açığa satış işleminden karınız olarak hesabınıza yazılır. George Soros da o anda Alman markına ve Amerikan dolarına karşı aşırı yüksek bir fiyatta olduğu düşündüğü sterlinleri borç alarak Alman markı ve Amerikan doları karşısında satış yapmıştı. Planı ilerleyen süreçte borçlanmış olduğu bu sterlinleri çok daha ucuz bir fiyattan geri alarak bu borçlarını geri ödemek ve bu işlemden kazanç elde etmekti. Eylül ayının ortalarına gelindiğinde George Soros 5 aylık süre içerisinde kendi serveti ve sahibi olduğu Quantum fonu aracılığıyla ulaşabildiği bütün kaynaklardan sterlin borçlanarak 8,5 milyar dolar değerinde sterlin short pozisyonu inşa etmişti. Soros bu süre içerisinde pozisyonunu saklama gereği bile duymuyordu. Soros'un bu büyük pozisyonu spekülatörler arasında yayılmaya başladı. Bizim gurumuz George Soros'tur. Gözümüz kulağımız ondan. 16 Eylül 1992 gününe yaklaşıldığında söylentiler ve dedikodular artmaya başlamıştı. O nereye gidiyor? Ne yatırım yapıyor? Hep onu takip edelim. 16 Eylül sabahı sterlin için satışların şiddeti artmaya başladı. İngiliz hükümeti devalüasyonun enflasyonu daha da arttıracağını düşündüğü ve Avrupa Para Birliği'ne verdiği taahhüdü yerine getirmesi için kuru 2.77'nin üzerinde tutması gerekiyordu. Bu nedenle İngiltere Merkez Bankası'nın rezervlerini satarak satışları karşılaması ve satış dalgasını savunması gerekiyordu. O gün sterlin satış dalgası o kadar yoğundu ki sabah saatlerinde İngiltere Merkez Bankası saatte 2 milyar sterlin alım gerçekleştiriyordu. Dönemin İngiltere Merkez Bankası yöneticilerinden Jim Trott'un açıklamasına göre o sabah İngiltere Merkez Bankası
4 saat içerisinde o gün sabah sahip olduğu sterlinden daha fazla sterlin alımı gerçekleştirmişti. İngiltere Merkez Bankası satışları durdurabilmek için o gün sabah 11'de zaten hali hazırda yüksek olan faiz oranlarını %10 seviyesinden %12 seviyesine çıkardığını açıkladı. Üstelik bu da yetmezmiş gibi günün ilerleyen saatlerinde faiz oranının %15 seviyesine yükseltileceğine dair piyasaya bir taahhüt verdi. Bir ülkenin merkez bankasının bir gün içerisinde iki faiz arttırımı birden yapması tarihte eşine pek rastlanır bir durum değildir. Fakat İngiltere Merkez Bankası o kadar büyük bir satış dalgasıyla karşı karşıyaydı ki tabiri caizse bütün tuşlara basmaya başlamışlardı. Faiz hamlesiyle İngiltere Merkez Bankası'nın amacı talep tarafını teşvik ederek satış dalgasını yavaşlatmaktı. Bir para biriminin yüksek faiz oranına sahip olması o para birimine talebi destekler. Böylece sterlin satış yapmış olan yatırımcılar risksiz kazanç vaadiyle satış tarafından alıcı tarafına geçer. Fakat Merkez Bankası'nın 200 bas puanlık faiz artışı ve ilerleyen saatlerde vaat ettiği 300 bas puanlık faiz artışı sterlin satışlarını yavaşlatmaya yetmedi. George Soros son darbesini vurmak üzere harekete geçti. Tek başına 5 aylık süre içerisinde o güne kadar gerçekleştirmiş olduğu 8,5 milyar dolarlık sterlin satışına ek olarak George Soros o gün 1,5 milyar dolarlık daha satış gerçekleştirdi. Akşamüstü piyasaların kapanmasından önce İngiltere Merkez Bankası'nın satışları karşılayacak döviz rezervi ciddi anlamda azalmıştı. 44 milyar sterlin değerindeki döviz rezervinin 15 milyar sterlinlik kısmını yalnızca bu satışları karşılamak için harcamıştı. Akşam 7.30'da Şansölye Norman Lamont açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçti. Today has been an extremely difficult and turbulent day. Massive speculative flows continue to disrupt the functioning exchange rate mechanism. Yenilgi kabul edilmişti. As a result, the second of the two interest rate increases that I sanctioned today will not take place tomorrow. A minimum lending rate will be at 12% until conditions become calmer. Merkez Bankası'nın sterlini destekleme girişimi başarısız olmuştu ve sterlin serbest piyasaya bırakıldı. Sterlinin serbest bırakılmasının ardından aynı gün içerisinde sterlin %16 değer kaybetti. Sterlinin serbest bırakılmasıyla birlikte George Soros 1.1 milyar dolarlık bir kazanç elde etti. In excess of $1 billion of profits because we had a position approaching I think $10 billion and the fall was more than 10%. Yıllar sonra ortaya çıkacağı üzere İngiltere Merkez Bankası'nın kaybı ise 3.3 milyar sterlindi. Soros'un kazancı o gün İngiltere'de yaşayan her bir İngiliz vatandaşının 19 dolar fakirleşmesine neden olmuştu. Sterlinin serbest bırakılması İngiltere'de büyük bir krize yol açtı. İngiliz şirketleri sterlinin değer kaybetmesinden dolayı ihracatlarını kaybetti. Resesyon ve işsizlik ortaya çıktı. Kara Çarşamba, İngiltere'nin Avrupa Para Birliği'ne katılma sürecinin başarısız olmasıyla sonuçlanmıştı. George Soros ise İngiltere'ye ve İngiltere Merkez Bankası'na açmış olduğu bu savaştan galibiyetle ayrılmıştı. Soros'un bu galibiyeti aynı zamanda ona bir ay gibi kısa bir sürede en yüksek kazancı elde etme unvanını da getirmişti. Daha sonrasında Soros'a İngiltere bankalarını soyan adam lakabı verildi.